Arkadaşlar merhaba ee, Kusura bakmayın uzun bir yerden sonra video atıyorum ee, Video atamama nedenim Şu anda herhalde bir salgın var arkadaşlar yaklaşık 15-20 gündür ben de çok kötü durumdayım İnşallah kimseye yakalanmadan şu idleti atlatır Geçirenlere de Geçmiş olsun diliklerimi iletiyorum ee, Bugün size Çin'den getirmiş olduğum AliExpress'ten getirmiş olduğum arkadaşlar şöyle Nasedal e, profesyonel airbrush kit Setimi tanıtmak istiyorum Bu airbrush arkadaşlar ben e, Birçok maketlerimi Kendim boyuyorum Ve daha profesyonel boyuyorum Daha öncelerinde direkt sprey boyalarla boyuyordum arkadaşlar Şimdi artık bunu aldıktan sonra e, Maketlerimi daha profesyonel Ve daha güzel bir şekilde boyamaya başladım çok doğuşuma gitti açıkçası. Onun için hiçbir şekilde e, pişman değilim bu ürünü aldığım için. Şimdi bu ürünü tanıtacağım arkadaşlar size. Kabaca tanıtacağım. Daha sonra bir de kullanım aşamasında tanıtırım size. Şimdi kutuyu açtığımızda arkadaşlar hani bunu niye anlatıyorum? E, genelde şey oluyor AliExpress'ten bu tarz şeyler alınır mı alınmaz mı diye. Ee, soranlar oluyor arkadaşlar. Bir de marka ne kullanıyorsun diyenler oluyor işte. Bu bilmiyorum ne kadar kaliteli ne kadar kalitesiz ama benim işimi çok rahatlıkla götürüyor arkadaşlar. Bizim gibi böyle maket işleriyle uğraşan hobicilerin birçoğunun işinde çok rahatlıkla karşılayacağını düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar kitimizi açtık, kutuyu boşalttık. Şöyle bir güzel bir kutunun içinde geliyor bu. İçinde ne var? Bir tabanca. Tabancası var arkadaşlar. Ee, tabanca kısmı. İçinde nozzle'ları falan hepsi içinde arkadaşlar. Onun dışında ekstradan iki tane e, uçlar var arkadaşlar. Biri 0.5 biri 0.2 daha ince boyama ve daha kalın boyama için kullanabileceğimiz. Şöyle bir temizleme aparatı geliyor yanında. Şöyle. Bu içine çıkarıp takabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu deliklerine girecek şekilde yapmışlar tam bunu. Yani tıkandığı zaman açmanıza yarıyor. E, i̇lk başlarda ben çok endişeliydim Hani çok tıkanıyor bilmem ne vesaire tabanca da falan deyince ama kullandıkça arkadaşlar işi çözüyorsunuz. Ee, en çok tıkanma olayı da şurada oluyor. şu boyanın girdiği yerle şu boyanın hava ile birleşip çıktığı alanda arkadaşlar şurada bir tıkanma oluşuyor genelde. O tıkanmayı da zamanla alıştıkça zaten hemen arkasından e, boyama esnasında arkadan tiner doldurursanız arkadaşlar o tıkanmayı da engelliyorsunuz veya temizleme esnasında tiner kullanırsanız hemen arkasından o pislenmeyi, tıkanmayı engelleyebilirsiniz. Tıkanma neden oluşur? Bu airbrush kitleri çok ince arkadaşlar. Buna ince boya püskürtüyor. Gördüğünüz gibi maketteki boya Nasıl atılmış. Yani in, incelterek attığınız için arkadaşlar. Bunu 2-3 kat inceltiyorum ben. Mesela boyaları ben incelttikten sonra e, atarken tek kat atmıyorum. 3 kat atıyorum ama ince ince atıyorum. Yani birden kalın boya atmak pek iyi olmuyor. Bunu daha önceki cik yapımla videolarımda da gördüm ben. E, tabii ki de o başlangıç olduğu için biraz e, o şekilde amatör şekilde başladık ama artık gittikçe profesyonelleşiyoruz. Zor değil, çok kolay. Kendiniz de çok kolay boyayabilirsiniz arkadaşlar maketlerinizi. Kendi maketlerinizi kendiniz de yapabilirsiniz. Bunları ben bu Facebook bir siteden temin ediyorum arkadaşlar. Bunları alıyorum oradan boş hallerini. Hiçbir şekilde kaplanmamış plastik halini. Kendim boyuyorum. Kendi maketlerimi kendim artık bu yapıyorum. Jiglerimi zaten kendi yapıyorum. Kanalda biliyorsunuz. Bu şimdi bu çalışma prensibini zaten Airbrush'ın çoğu biliyorsunuzdur da çoğunuz bunu almayı düşünen insanlar arkadaşlar. Tetik mekanizmasına bastığınız zaman hava çıkarır. Geriye doğru çektiğiniz zaman şu kanaldaki boyayı püskürtür arkadaşlar. Ee, yeterli mi diyeceksiniz? Bunun kendi bir kit kompresörü var. Bu 2-3 kademeli. Hatta açalım onu. Şöyle bir prize takayım hemen. Bakın şu an kapalı mesela. Bu yüksek. Şuradan orta, en düşük ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şu an şey hortum kısmı takılı olmadığı için biraz fazla ses çıkarıyor gibi olabilir. Hortumun taktıktan sonra o ses zaten gidiyor. Hortumunu da takayım sizin için. Bunun yanında ne geliyor arkadaşlar? bir temizleme aparatları geliyor ee, şu şekilde gördüğünüz gibi bunların hepsi temizleme aparatları tıkanıklığı açma aparatları dediğim gibi iki tane mil geliyor içinin uzun mil yani iki tane de kendi içindeki uçları geliyor arkadaşlar bu millere uyumlu uçları geliyor şöyle bir havadaki nemi alması için şöyle bir ara aparatı var arkadaşlar bu havadaki nemi alıyor çalışıyor gerçekten de bu hani çalışmıyor zannediyordum ben ama çalışıyor arkadaşlar. Ee, nasıl test ediyorsunuz? Burada su birikiyor. Havadaki nemi alması çok önemli. Ee, havadaki nemi almazsa eğer bu püskürtme esnasında buradan su püskürtebiliyor arkadaşlar. Su püskürtebiliyor. Bu da ciddi oranda can sıkıyor. Mesela şu an bakın Buradan ne kadar çalışırsak makine o kadar çalışıyor sadece. Bu küçük bir kompresör yapmışlar buna gayet yeterli. Ama ileride daha profesyonel olacağınız zaman eminim bunun e, normal şöyle şu boylarda olan barlı basınçlı kompresörlerden kullanmanızı tavsiye ederim. Bunun ayarlanabiliyor arkadaşlar e, hava derecesi aynı şekilde nuzulunu ileri geri ayarlayabiliyorsunuz. Benim için gayet yeterli bir cihaz. Sizin için de hani evde hobi için kendi yapacaksınız arkadaşlar. Kendi maketlerinizi boyayacaksınız bunlar gibi. Şunlar gibi. Bu Dio'nun arkadaşlar sahtesi. Jelkler gibi şunlar. Bunları kendiniz boyayacaksınız arkadaşlar. Bakın böyle çok kaliteli bir şekilde boyuyor. Sanki böyle sen orijinal fabrikasyon yapmış gibi arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi diyeceksiniz ki bunları ne ile boyuyorsun? Arkadaşlar bunlar bildiğiniz sprey boyalar. Buyurun. Bunların hepsi sprey boya. Sprey boya. Gayet de sağlam boyalar arkadaşlar. Öyle çıkmıyor kolay kolay da. Ee, tabii ki de bir biz de isteriz herkes gibi bu Airbrush boyalarından kullanmak isteriz ama arkadaşlar yani şöyle 20 milimli 50 milimli 200-250 lira yani hiç gerek yok gereksiz yani bu sprey boyaları arkadaşlar yani bildiğiniz sentetik tinerle incelterek bunu önce bir şöyle pipet yardımıyla şurayı ağzını kapatıp bardağı boşaltıyorum ondan sonra onun içine birazcık da sentetik tiner ilave ederek inceltiyorum normal inceltmeden biraz daha fazla inceltiyorum ee, videonun başında bahsettiğim gibi daha ince ince kat atmak için arkadaşlar. ince ince kat atarsanız daha böyle e, rahat çalışıyorsunuz gibi hissettiğim için söylüyorum ben. Onun için o şekilde yapıyorum. Ama ile e, kullandığım zaman direkt kalın atıyor ve atıyorum çizginin altında hologram varsa hologramı da kapatıyor. Bunu da çok ince attığım için bakın bazı yerler böyle şeffaflaşıyor gittikçe. Çok ince attığımız için arkadaşlar Hologram kapatmıyor. Ee, onun için el yapımı jiklerin çoğunda böyle kaliteli görünüyor. Bunu çok yapan var zaten. Yapıp satıyor insanlar ama... Almanızı tavsiye etmiyorum. Yani şöyle iki aparat alıp iki tane kurşun dökmeyi bildikten sonra... E, bunları çok rahat yapabilirsiniz. Bunları dediğim gibi sentetik tinerle inceltiyorum. Aynı şekilde bunların üzerine şöyle parlak vernik... Arkadaşlar bu da sprey vernik. Parlak. Bunu incelterek sentetik tinerle incelterek arkadaşlar bunları vernikliyorum gördüğünüz gibi gayet kaliteli güzel başarılı sonuçlar alıyorum ee, gördüğünüz gibi yani gayet başarılı güzel bir alet ee, bunu alana kadar gerçekten ben çok zorluklar çekiyordum sprey boyayla bantla vesaire yok maskele onu yap bunu yap ama şunu aldıktan sonra maskelemeye bile çok fazla gerek duymuyorum çünkü hani istediğim kadar basabiliyorum arkadaşlar. İstediğim kadar boya püskürtebiliyorum bunda. Bunda da dikkat etmeniz gereken sprey boya kullanırken. E, sprey boyalar diğer boyalara nazaran arkadaşlar çok daha çabuk kuruyan boyalar. Bunu mesela dökerken mutlaka mutlaka böyle çok sıcak havalarda falan biraz hızlı çalışmanız gerekiyor. E, çabuk kuruyor çünkü. Bir de e, bunu kullanırken kesinlikle şu kapağını kapatın bu iç boyası kurumaması için. Kapağını açık tutarsanız boya kurumaya başlıyor arkadaşlar. Aynı şekilde bu yani bu havanın çıktığı alanda da boya kuruması oluşuyor. Ee, nacizane tavsiyem bunları yapmadan önce Kesinlikle ve kesinlikle atıyorum 10 tanecik ise 10 tanecikinizi hazırlayın arkadaşlar. Sadece tek işlemi geçin böyle hepsini bir seferde astarlayın. Bir seferde ilk kat boyasını atın. Bir seferde glow'unu atın. Aynı şekilde glow'u da bu e, sert etik tinerle inceltebilirsiniz. Veya selülozik tinerle de inceltebilirsiniz arkadaşlar. O şekilde kullanır. Ama dediğim gibi kesinlikle bir altyapısını önceden hazırlayın. Çünkü bu tarz makinaları kullanırken biraz hızlı olmanız gerekiyor. Ee, sizi mahcup duruma düşürmez. Kesinlikle elinizi daha hızlandırır. Daha verimli hale gelir. Daha profesyonel boyamalarınıza yardımcı olur. Ee, sonuçta şu maketlerin aynılarının aynı renklerinden market bayilerde de var arkadaşlar. Bu şey balık bayilerinde de satıyorlar. Yani şunu gidip boyanmamış halini 30-40 lira verip alıp kendiniz de boyayabilirsiniz. adam şunu satıyorsa 150-200 liraya satıyor şunu şu halini. Yani bunu kendiniz de yapabilirsiniz. Kendiniz daha sonrasında bir iğne takıp bunları değerlendirebilirsiniz. Çok da can alıcı oluyor. Daha sonraki videoda arkadaşlar ben size buna hologram nasıl kaplanır onu da göstereceğim. Ee, çok basit, çok uğraşmanıza da gerek gerektiren bir durum yok. Yok sıcak, levha bilmem ne bu tarz şeyleri de kullanmanıza gerek yok. Onu da daha sonraki videolarda size anlatmaya çalışacağım. Bu video buraya kadar arkadaşlar. İnşallah faydası olur hepinize. İyi günler. Herkese bol avlar diliyorum.